Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanlığı öncesinde de sonrasında da en çok konuşan ülkeler Fransa ve Almanya olurken, Hakan Fidan'ı Türklerden bile daha fazla takip ettiklerini anlıyoruz. Gerek Batı medyası, gerekse de diplomatlar, tüm analiz ve yorumlarda, üzücü, kırıcı ya da sert bir eleştiri bile görmek mümkün değilken, Hakan Fidan'a karşı gayet dikkatli konuşuyorlar. Aslında Fransız ve Alman istihbarat örgütlerinin, Balkanlarda ve özellikle Orta Doğu'da istihbarat toplamak için artık Türk istihbaratının izlerini takip ettikleri biliniyor. Ayrıca Batı'nın, Hakan Fidan'ın doktora ve master tezleri de dikkatini çekmiş durumdayken, tüm tezlerini, dış politika ve dış politikada istihbaratın önemi ve etkisi üzerine vermiştir. Hakan Fidan çok az konuşuyor ancak, neredeyse tüm Batı'nın onu konuşmasını sağlıyor sözü, Fransızlara aitken, herkes, Hakan Fidan'ın zekasını ve stratejik hünerlerini biliyor, yine Batı medyasına ait. Batı'da genel kanı olsa da özellikle Fransızların görüşü, Erdoğan'ın yediği, içtiği, gezdiği her yerde Fidan'ın parmağı varken, yine Fransız analizine göre, Erdoğan Fidan'ı halefe olarak yetiştiriyor. Fransız Le Monde yayınladığı analizde, Türkiye'de diplomasinin yeni başkanı, siyasetin gizemli prensi Hakan Fidan başlıkları atıyorlar. Dünyada ilk defa bir sözde devlet, yani İsrail, başka bir devletin istihbarat yönetimine tepki gösterdi. Açıkça kendi çıkarları için Hakan Fidan'ın, MIT'in başına gelmesini istemedi ve resmi açıklamayla da bunu beyan etti. Hakan Fidan, 13 yıl boyunca koruyucusunun gölgesinde kaldı, her zaman yanında, gerektiğinde toplantılarda, kamera arkasında, resmi fotoğraflarda ama hep güvenli bir mesafedeydi. İstihbarat Başkanı olarak Hakan Fidan Orta Doğu'nun yakıcı meselelerini ele aldı. Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan yine oydu. O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova üzerinden yeniden bağlantı kurmaya çalıştığı, Libya ve Suriye ile müzakerelere öncülük eden her zaman oydu. Kendisi çok az konuştu ancak, Milli İstihbarat Teşkilatı yaptığı işlerle çok konuşulmasını sağladı. Almanlara göre Hakan Fidan, her şeyi bilen adam pozisyonunda. Hakan Fidan Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı başlığını atan RND, MIT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor, bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor dedi. Fidan'ın birçok yurt dışı gezisine katıldığını, Erdoğan'ın işlerinin çoğunluğunda Fidan'ın belirleyici olduğunu söylediler. Yani esasen Erdoğan'ın, Hakan Fidan üzerinden bir takım planları olduğunu ve Fidan'ı daha büyük işler için hazırladığını düşünüyorlar. Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına katıldı. Erdoğan'ın gölge Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı. Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü, tüm bunları yaparken, uluslararası bağlantılarının çok iyi olduğu da ortaya çıkmış oldu. Hakan Fidan'ın yıllardır kendi istihbarat portföyünü kullanarak, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine katılımını dikte ettiği yorumunu yapan Forbes, şimdi Dışişleri Bakanlığı koltuğunun, küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için, esaslı bir fırsat sunduğu görüşündeler.